gerçek aşk yoldan. Aslında kapında çat kapı gelmiş. Kimmiş neyin nesiymiş? Bir çatı altında. Hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden. Hep etmeyip vazgeçme sevmekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Aşk gelirse bir mola verelim. Ya. Ben size dedim o kadar abur cubur yemeyin diye. Ay ne alakası var şimdi Eren? Hem bu işte senin de parmağın olabilir, farkındasın değil mi? Ben mi? Benim ne suçum var canım ya? Senin yemeklerine kızın midesi dayanamadı tabii. Yasemin, sıra bize gelmeden kendimizi kurtaralım. Bence de. Haha aman ne komik. Cemre Hanım'ın yakınları siz misiniz? Evet. Nesi var acaba? Önemli bir şey değil. Midesinde gaz sıkışmış. Gaz mı? O kadar mı? Evet gaz. Son zamanlarda fazla sebzeymiş sanırım. Yanına girebilir miyiz? Şu anda değil. Hemşire hanım size haber verir. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Notları alırım daha sonra sanırım. Tamam. Ne haber Barış? Ne haber Sıra? İyi. Görüşürüz. Cemre'yi gördün mü? Oo abicim sen sandığımdan da umutsuz bakkasın ha. Abi ne alakası var şimdi ya? Oğlum Cemre'yi tavlarım diye benle iddiaya giriyorsun. Sonra da gelip kızın nerede olduğunu bana soruyorsun. Bence sen laptopu şimdiden ver de bu işi uzatmayalım. Uzatma ya. Cemre ortağı da yok. Cebini de açmıyor. Endişelendim ya. Tabii abi. Kızcağız haklı. Peşinde senin gibi beceriksiz bir çapkın var. O saklanmasını da ben mi saklanayım? Abi sana soran ne kabahat zaten. Nereye gidiyorsun? Sınıfa bakacağım. İddiaya girelim dedik. Adam kıza aşık oldu ya. Kızlar doktorla konuşabildiniz mi? Nesi varmış? Bir şey yok canım. Çok sağlıklı beslendiği için hastalanmış. Nasıl yani? Ay size de iyilik yaramaz. Ben sizin sağlığınızı düşüneyim. Sonra da kötü olayım. Erenciğim ne olur bir süreliğine bizi düşünme tamam mı? Hayır Cemre'yi yaktın. Bari bizim canımızı bağışla. Ya kızlar bırakın geri de yanına girebildiniz mi? Doktor daha izin vermedi. Peki sen Zeynep'i ne yaptın? Korkut ilgileniyor. Ay zavallı Zeynep. Zavallı Korkut. Alo. Alo Yasemin Hanım. Evet. Ben Atilla Koşun sekreteriyim. Atilla Bey sizi bekliyor ama geciktiniz. Ya kusura bakmayın. Telaştan size haber vermeyi unuttuk. Yani evden çıkarken arkadaşımız rahatsızlandı ve apar topar hastaneye gelmek zorunda kaldık. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Hangi hastanedesiniz? Telefon defterinden adının üstünü hep karaladım. Yüzünü görmekten çok sıkıldım. Nereye gitsem peşimdesin sen. Üf üf sıktın artık sabrımı taşırdın artık. Sakız gibi yapıştın da tadını kaçırdın artık. Üf yeter üf üf yeter yoksa sen. Aşk kızı mısın? Elleri göreyim. Açtık kızı mısın? Bravo, tempo. Tempo. Bravo. Ay sen ne zamandan beri buradasın ben? Ne arada geldin sen? Ben geldiğimde millet bayağı bir coşmuştu. Bütün eller havadaydı. Ya aslında hazır şarkıyı söylemişken biraz da sahne şovu yapayım dedim. Dalmışım. Yarışmaya mı hazırlanıyorsun yoksa? Yok canım. Ne yarışması? Katılmayacağım ki.
ya da avukatı sen mi? Ya bu sahne şovundan sonra kazanma ihtimalim yok. Ama yine de katılabilirim. Ne dersin, katılayım mı? Bence mutlaka katılman lazım. Çok güzel söylüyorsun. Aslına bakarsan Zeynep, şöyle bir problem var. Tam olarak emin değilim ama. Sesimi biraz kontrol etmem gerekebilir. Ne dersin? Belki buna bir çözüm bulabilirim. Buldum. Ne buldun? Burada bekle, tamam mı? Seni sildim telefon defterinden. Adının üstünü hep karaladım. Yüzünü görmekten çok sıkıldım. Yok ya, arabesk benim tarzım değil. Seni sildim telefon defterinden. Caz da bu şarkıya pek gitmedi. Böylelikle 1800'lerde bitiyor, tamam. Hadi bugünlük bu kadar, gidebilirsiniz. Pardon canım. Birine mi bakmıştın Emre'cim? Ya ben aslında Cemre'leri arıyordum da hiçbir yerde göremedim. Bugün derse de gelmediler. Ben de merak ettim. Anladım. Tamam. Hocam. Efendim Emre'cim. Size bir şey danışabilir miyim? Gelsene. Tamam. Konu Cemre. Anlamıştım zaten. O kadar belli oluyor mu? Dur tahmin edeyim. Ona karşı bir şeyler hissediyorsun ama Cemre bundan emin değil, öyle mi? Kelimesi kelimesine böyle. Ve ben ne yapacağım bilmiyorum. Emre'cim, Cemre çok ince, çok hassas bir kız. Kırılmaktan çok korkuyor. Eğer ona karşı olan duygularından eminsen Cemre'ye bunları ispatlamalısın. O da aynı şeyi söylüyor ama ya böyle bir şey nasıl ispatlanır ki? Bunu sen bulacaksın ama ona değer verdiğini göstermelisin. Anlıyorum. Tamam. Tamam. Aslında anlamıyorum. Aksine kafam daha da karıştı. Gel. Emre'cim bak. Sen Cemre'ye karşı bir şeyler hissettiğine göre... onunla paylaşmak istediğin bir şeyler de vardı, değil mi? Evet, var. O zaman düşün. Cemre ne yapmak ister, nereye gitmek ister, nelerden hoşlanır... Emin ol, doğru cevabı bulacaksın. Aklıma bir fikir geldi. Sağ olun hocam. Evet Karat abi. Senin kadife sezli yapma zamanı geldi. Zeynep, ne saklıyorsun bakayım arkanda? Bana ne yapacaksın? Merak etme, elim çok hafiftir. Sen şu erkeğe geç bakayım, geç. İğne mi yapacaksın yoksa? Bak ben iğneden çok korkarım. Çocukken bu yüzden kaç tane doktorun elini ısırdım ben. Senin haberin var mı? Ne iğnesi? Prensesin için tek bir çözüm var. Hipnoz. Hipnoz mu? Korkma, acımayacak. Bu saati görüyor musun? Görüyorum. Gözlerini takip et bu saati. Saat kaç? Zeynep. Bak ben böyle şeylerden çok korkuyorum. Derinlere dal. Daha da derinlere dal. Daha da, daha da. Daha da. Sayın Uçan Süpürge, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Şimdi iyiyim ama bir ara midemde alev dans ediyor sandı. Niye o kadar bağırıyor? Şimdi anlaşıldı. Kolay değil tabii. Midem zeplik gibi şişmiş. Ben de bu kız son zamanlarda neden bu kadar havalandı diyordum. Gülün bakalım. Eve gidince ben bütün camları sildireceğim size. Hiçbir şey yapamazsın canım. Bugün dinlenmen lazım. O niyeymiş? Alt tarafı biraz gaz. Gaza gelmeyin ama. Ortalığı ayağa kaldırırken öyle demiyordun ama. Seni hastaneye nasıl yetiştireceğimizi şaşırdık. Hatta Emre'ye haber vermeyi bile düşündük.
Bana bak Sayın Bulaşık Süngeri ve Bayan Sosyofobik, bu konudan Emre'ye tek bir laf ederseniz öldürürüm sizi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşıldı. Seni yakışıklı jöne rezil etmeyiz, merak etme. Hem Emre alışkın hoşlandığı kızların iki günde bir hastaneye yatırılmasına. Bu çocukta mı bir şey var ne? Ben anlamadım ki. Önce Ale, sonra Cemre. Herkes çocuğa hasta oluyor. Aman ne komik. Ben soracağım var ya bunların hesabını sizden. Ne görüyorsun? Yasemin'i. Hipnozda bile Yasemin diyor. Gıcık şey. Bırak şimdi onu. Daha da derinlere dal. Kusura bakma Yasemin. Daha da derinlere dalmam gerekiyormuş. Daldım. Şimdi ne görüyorsun? Babamı. Hı, çocukluğunu indik galiba. Ne diyor baba? Korna. Korna mı? Evet. Bizim arabanın kornası bile senden daha fazla ses çıkarır. Biraz sesin çıksın eşek sıpası. Diyor. Heh, işte bu. Heh, şimdi parmağımı şıplatacağım ve bunları unutacaksın. Artık kendini kornayla kıyaslama. Senin özgür bir karakterin var. Tamam mı? Tamam. Bundan sonra hiç bağırmayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık mı? Hangi konu Zeynep'ciğim? Olmuş olmuş. Kızlar biraz gelir misiniz? Hayırdır? Benimle ilgileniyorlar. Gelin siz gelin. Hadi. Geçmiş olsun hanımlar. Bu çiçek arkadaşınız için. Atilla Bey niye zahmet ettiniz? Zahmet olur mu hiç? Asıl siz babaannem için o kadar zahmete girmişsiniz. Ben daha size teşekkür bile edemedim. Önemli değil. Bizim için bir zevkti. Hem de nasıl. Babaannem biraz değişiktir. Biliyorum. Ama benim için çok değerli. Ona çok iyi davranmışsınız. Bunun için size minnettarım. Önemli değil. Daha erken de getirirdik de. Torununun kim olduğunu karar vermesi çok uzun sürdü. Siz bana çok büyük bir iyilik yaptınız. Ben de size bir iyilik yapmak istiyorum. Buna hiç gerek yok Atilla Bey. Biz hiçbir karşılık beklemedik. Biliyorum. Ama eğer bunu yapmazsam rahat edemem. Babaannemin dediğine göre bir arabaya ihtiyacınız varmış, doğru mu? Evet. Bu konuda size yardım edebilirim. Oyuncak arabadan bahsediyoruz sandı galiba. Baksana cebinde getirmiş. Bu sizin. Ama... Onları görmediğinden emin misin Esra? Eminim dedim ya Ale. Peki ya Rintinti? O da yok. Hatta Düldül bile gelmemiş. Düldül de kim? Hani siz böyle isim veriyorsunuz ya Daltonlar, Rintintin filan. Ben de Korkut'a Düldül dedim. Nasıl, iyi uydurmuş muyum? Uyduramamışsın canım. Burada isimleri ben veririm. İyi aman tamam. Meraklısı değilim zaten. Esra sen yine tersinden kalkmışsın galiba. Beğenmiyorsan giderim canım. Sen de yarışmaya okulumuzun en müthiş dansçısı Arzu'yla katılırsın. Yok canım olur mu hiç? Ay sinirlenmek sana yakışmıyor da ondan öyle dedim. Sen gülümsediğin zaman güzelsin. Biliyorum şekerim. Doğrusunu istersen Düldül yakıştırması da cuk oturmuş. Demek hiçbir okulda yok ha? Büyü umduğumdan da erken etki etti galiba. Ben sana dedim Safiye ablanın büyüleri hiç şaşmaz. Şimdiye kadar hepsi attan düşmüşe dönmüştür. Güzel. E bu arada biz de boş durmayalım değil mi? Biraz dans çalışalım. Gel benimle. Ama burada çok fazla sıfır var. Aslında otomobili getirecektim ama rengini bilemedim. Atilla Bey çok iyisiniz ama biz bunu kabul edemeyiz. Yani bu çok büyük bir para. Aslında edebilirsiniz. Bence bir düşünün. Düşünecek bir şey yok Mert. Biz bu çeki alamayız. Hem bu bizim borcumuz ve kendimiz ödemeliyiz. Tamam. Bana ödersiniz o zaman. Nasıl yani? Şimdi bu çeki alıp borcunuzu kapatın. Sonra okulunuz bitince bana taksit taksit ödersiniz. Ha, öğrenci kredisi gibi mi yani? Bana daha çok konut kredisi gibi geldi.
İyi de kızlar, zaten Korkut'a borçlusunuz. Koskoca Koş ailesi, ne fark eder ki? Mert haklı. Şimdi acil olan borcunuzu kapatın, sonra mezun olunca çalışır, bana olan borcunuzu kapatırsınız. Hacer! 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 Sevgilim! Kız! Gel ya, gel. Öldüm. Of! Ben var ya, vallahi bu apartmandakileri hiç anlamıyorum ha. Hayırdır İlhan? Niye büzüştürdün gene o gül dudaklarını? Kim canını sıktı senin? Ya apartman apartman değil, çok üretim merkezi mübarek ya. Her gün her gün bu kadar atacak şey nereden buluyorlar anlamıyorum ha. Bunlar çok müsrif canım. Her bir şeyi atıyorlar. He valla. Bir de verdikler listeye görsen, Kopenhag kriterleri sanki mübarek. Sayfa sayfa. Sonra da hepsi çöpe. Tüketim çılgın olmuş bunlar canım. Hem de nasıl? Duyarsız bunlar canım. Duyarsızlar tabii. Yakında akarsular bile kuracak. Hiç umurlarında değil. Çocuklarımız sedrelerin adını kitaplardan öğrenecekler. Oh, sonunda eve gelebildik. Ne demişler? İnsan evinin kıymetini gurbette kenarlarmış. Abartma Gülçin, alt tarafı yarım günü hastanede geçirdik. Seni duyan da 6 aydır evi görmüyoruz Somur. Ha, senin için bütün gün hastanede bekledik, yine de yaranamadık, öyle mi Cemre Hanım? Cemre'cim, hastanede bir sürü doktorlar, hemşireler falan vardı ya, Gülçin ona bozulmuştur. Malum, insan görmeye dayanamıyor ya. Öyle mi oldu şimdi bulaşık süngeri? Bir gün sen de hastaneye düşersen hayatta gelmem, haberin olsun. Gülçin'cim, Eren'i biliyorsun. Eren'in uzmanlık alanı düşmek değil, uçmak. Ya neyse, çok gevezelik ettik. Kimin karnı acıktı bakalım? Hayırdır Cemre, nereye? Bundan sonra kendi yemeklerimi kendim yapacağım ben. İyi düşünmüşsün canım. Ama bir süre mutfağa girmen yasak. Beni Eren'le karıştırdın herhalde. Bana niye yasak? Ateşe yaklaşmaman gerekiyor. Doğru, ortalıkta gaz tankı gibi dolanıyorsun. Bir patlama olabilir. Selam çocuklar. Hoş geldin dayı. Hoş bulduk organik şeker. Hoş geldin Mert. Merhaba Korkut. Korkut. Cemre nasıl oldu abi? Görüntü tamam. Kızları da tanıyorsun. Ama bu ses? Ne oldu abi, iyi misin? Yok, ben kesin yanlış geldim. Ya da Vostos'un gürültüsünden kulaklarım bozuldu. Asıl sana ne oldu ajan? Ne bu ses? Nasıl ses? Vallahi bana kalırsa kendine dublaj yaptırmış gibisin. Bundan sonra böyle. Borazan sesli Korkut gitti. Kadife sesli Korkut geldi. Hah, bu eksikti. Zaten gümbür demene zor alışmıştım. Şimdi evde başka biri daha var sanacağım. Ben bir Cemre'ye geçmiş olsun diyeyim abi. Ajan, sen şuna Yasemin'i görmek istiyorum desene. Kim balık ederken? Ses tamam, kostüm tamam. Hadi görüşürüz abi. Organ şeker. Efendim dayı. Bu işte senin parmağın olabilir mi acaba? Nereden çıkartıyorsun dayıcığım? Hoş geldin Korkut. Merhaba Yasemin. Gelsene, ben de seni çağıracaktım. Gel. Otursana. Otur. Nasıl oldun Cemre? Teşekkür ederim, iyiyim de. Asıl sana ne oldu? Korkut, bu gerçekten sen misin? Evet. Ben benim sanıyorum. Değil miyim yoksa? Aa, sesin çok normal çıkıyor. Bundan sonra böyle. Neyse. Aslında geldin, iyi oldu Korkut. Biz de seninle konuşmak istiyorduk. Eren. Çek.
Eren, çek diyorum. Çek Eren, çek. Ha, çantada. Al o zaman. Ha. Al Korkut. Bu çek senin. Ya Yasemin, sana kaç kere söyledim. Ben işin parasında değilim. Ben işin babasındayım. Korkutcuğum, bu para senin. Hatta senin bile değil, babanın. İtiraz yok. Ben bu çeki almam da. Ne? 60 bin YTL. Diyelim ki aldım. Siz bu kadar parayı nereden buldunuz Yasemin? Biz de hala inanamıyoruz ama meşhur teyze Atilla Koç'un babaannesiymiş. Atilla Koç. Evet. Şu örnek öğrenci Atilla. Kızların gözdesi. İş hayatının parlayan yıldızı. Hı hı. Ha şu bizim Atilla. Sen Atilla Koç'u nereden tanıyorsun? Babası babamın 1000 yıllık arkadaşı. Hayatım Atilla'nın maceralarını dinlemekle geçti. Atilla okulda, Atilla tatilde, Atilla iş hayatında. Hmm. Gece hayatının yıldızı Playboy Atilla. Ne oldu? Şimdi sana mı bulaştı o alçak adam? Tamam Korkut, geçti. Bak, bugüne kadar hiçbir hikayesine sesimi çıkarmadım ama... Sana dokunursa o adamı yaşatmam Yasemin. Ya yok öyle bir şey Korkut. Sakin ol. Aa. Korkut. İyi günler. Bu akşam için Emre Korkut adına 2 kişilik rezervasyon yaptırmak istiyorum. Evet evet, aile hesabına. Teşekkür ederim. İyi günler. Ne abi? Gizli gizli telefon konuşmaları filan. Hiç. Hastaneye aradım. Babanın durumunu sormak için. Ha, öyle desene. Merak etme abicim. Yakında babanın yanına gidersin sen de. Barış. Babamla dalga geçme. Abi sakin ol ya. Ben kavgaya karşıyım. Dikkat edersen adım bile Barış. Barış, ikinci bir Emre kadar espri yapmanı yasaklıyorum, tamam mı? Ben kafeye gidiyorum. Emre. Yine ne istiyorsun? Dekorun fotoğrafını çekmem gerekiyor. Cep telefonunu alabilir miyim? Senin telefon çekiyor ya. Abi o kadar kaliteli çekmiyor ama. İyi al. Ha, telefonu getirmeyi unutma. Tamam. Alo, ben Emre Korkusuz. Biraz önce aramıştım. 2 kişilik daha rezervasyon yaptırmak istiyorum. 4 kişi olacağız. Teşekkürler. Bu sefer tamamen tıkandım kızlar. Şarkının müziği de, düzenlemesi de hazır ama bir türlü söz yazamıyorum. Ya yarışmada çok az kaldı. Daha hiçbir şeyimiz hazır değil. Tabii bir de paparazimiz var. Onu da unutmamak lazım. Doğru. Biz orduya çıkartmak için düzenlenen bir yarışmaya katılacağız. Ve kim olduğumuzun ortaya çıkmaması lazım. Bir dakika, bir dakika. Ya benim kafam çok karıştı. Merak etme Korkut. Bu sefer senden kaynaklanmıyor. Hepimiz için kafa karıştırıcı bir durum. Hayır. Benim anlamadığım... Korkut. Neyi anlamadın? Ben sizin anlamadığınız şeyi anladım da... Hı. Neyi anlamadığım şey konusunda sorunlarım var. Yani esas anlamadığım şey şu... Niye gidip her şeyi yapılacağı anlatmıyorsunuz ki? Nasıl yani? Ya bu kadar saklandıktan sonra kendimizi ele mi verelim? Yasemin'cim, bana olan, daha doğrusu babama olan borcunuzu ödediniz. Hı hı. Bir daha gizlice sahneye çıkmanıza gerek kalmadı. Şimdi yarışmayı kazanırsanız da albümünüz çıkacak. Vallahi bunu söylediğime ben de inanamıyorum ama Korkut haklı kızlar. Haklıyım değil mi? Haklı mıyım? Çok zor Yasemin. Çok zor. Mert, yüzüne karşı keşke söylemeseydin haklı olduğunu.
Bak devreleri gene karış çocuğun. Neyse kızlar, hem daha siz bir kere sahneye çıktınız. Yani sadece bir haftalık uzaklaştırma alacaksınız. O haftayı da yarışmaya hazırlanarak geçirebiliriz. Hayırlısı artık. Hayırlısıysa Yasemin. Ne hayırlısı Korkut? Kısmet. Ya şimdi yarışmada ne giyeceğiz? İnanmıyorum. Ne oldu? Ya bunu şimdiye kadar nasıl düşünemedik? Hay Allah, en önemli konuyu atlamışız. En önemli konu mu? Yani şimdi şarkımızın yarım olması, elimizde koreografimizin olmaması ya da paparazzinin peşimizde olması ve Alev'in sürekli bir şeyler karıştırıyor olması hiç önemli değil ama kıyafet en önemli konu. Öyle mi yani? Ya kızım, en önemli değilse de ilk başa rahat girer yani. Hem niye bu kadar şaşırıyorsun ki? Bu bizim DNA'mızda var. Durun. Sana kaç kere şunun ismini anma dedim. Bak, çağırınca geliyor. Kimleri görüyorum? Okulumuzun en gizemli kızları. Ne tuhaf. Ben kimseyi görmüyorum. Sen birilerini görüyor musun Cemre? Ya sanki bir yerden bir vızıltı geldi gibi ama emin olamadım. Ne o? Artık ikili mi takılıyorsunuz? Efsane grup bölündü demek. Görünüşe bakılırsa siz de üçlemişsiniz. Yarışmada bir şey yapamayacağınızı anlayınca Esra'yı kafaladınız. Yarışmada size bir sürprizimiz olacak. Sandığınızdan daha çok çalışıyoruz Cemre Hanım. Demek ikincilik sizin için bu kadar önemli yani. İkincilik mi? Biz birinci olacağımıza göre size sadece ikincilik kalıyor. Yürüyün. Deli oldu beni. Aynen öyle. Hadi ben kafeye çıkıyorum. Gelmiyor musun? Tamam, ben de dolabımdan bir şey alacağım. Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gülçin, çok özür dilerim ya. Önemli değil Korhan. Yani en azından burnumu hala hissedebiliyorum. Hani olur ya, arada bir koklamak için işime yarayabilir. Çok pardon. Biraz telaşlıyım da. Evet, fark ettim. Ama bence telaşını başkalarının burnundan çıkarmamalısın. Tamam. Bence bunu hak ettim. Neyi? Ben senin yüzüne kapıyı vurdum. Sen de bunu benim yüzüme vurup duracaksın, öyle mi? Her şeyin bir bedeli vardır Korhan. Hayırdır, niye bu telaş? Ha, tabii ki yarışma. Bu benim hayatımın fırsatı. Elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım. Ha, demek rakip olacağız desene. Öyle mi? Tüh, senin adına üzüldüm. O niyeymiş? Yarışmaya çok sıkı hazırlanıyorum da ondan. Ama üzülme, ne demişler? Yarışmada kaybeden aşkta kazanırmış. Ha, o zaman ben sana şimdiden yeni sevgiline mutluluklar dilerim. Neyse, şimdi yetişmem gereken bir kaydım var. Ama bir ara sohbet edelim, tamam mı? Ne zamandır doğru düzgün görüşemedik. Tamam, hadi kolay gelsin. Sana da. Ha, aman bu arada kapılara dikkat et, duvarda durduğu gibi durmazlar. Bilmez miyim? Aa, kim açtı ki bunu? Hiçbir şey almamışlar. Allah Allah. Aman ya, söylediğinizde gerçekten. Bakma. Hani o yüzden burada söyleyemezsiniz. Nasıl baktım Yasemin? Merhaba. Merhaba. Ne o? Burnuna estetik yaptırdığında bizden mi saklıyorsun? Ya hiç sormayın. Korhan burnuma geçirdi kapıyı. Korhan mı? Hani şu senin eski sevgilin. Başka Korhan tanıyor muyuz? Bizim Korkut'ta da bir haller oldu ya. Zeka patlaması geçiriyor çocuk. Korhanlara da senin eski sevgililerin çok canım. Kafası karışmıştır tabii çocuğum. Ah! Yuh be! Bence Korhan yarışmada kazanamayalım diye komplo kurmuştur. Yasemin, her an bizim de başımıza bir şey gelebilir. Dikkatli ol. Öyle deme, Korhan iyi çocuktur ya. Nesi? Ben de gıcım o herife. Zaten besteyle bir şey yaramıyor. İşe yaramaz. Tabi. Seninle kim boy ölçüşebilir ki Mert'ciğim? Ama Korhan'ın şarkılarının bir avantajı var. Neymiş o? Ya hepsinde kötü bir söz var. Bizim şarkımızda ise sadece altyapı. Arkadaşlar, biri dolabımı karıştırmış. Aa! Bir şey çalınmış mı? Hayır, işin en tuhaf kısmı da o zaten. Hiçbir şey çalınmamış. Olsun. Yine de şahsi alana tecavüzdür. Erol Hoca'ya gitmeliyiz.
Hem zaten konsere çıktığınızda açıklamanız gerekiyor. Ne aralıcısı ya? Ay tamam. Korkut'un dehası sayesinde mükemmel bir çözüm bulduk. Korkut'un dehası mı? Çözüm mü? Evet. Hadi bakalım, yolda anlatırız biz size. Kalkın. Güya en şiddetli büyüden yaptırdık. Hala sapasağlam ayakta. Bu Cemre Dalton'u resmen 9 canlı. Allah, işimiz çok zor o zaman. 9 candan 4'er kişi, toplam 36 canla uğraşacağız. Saçmalama Esra. 4 tane 9, 36 ediyor. 9 tane 4, o kadar çıkma eder. Çok daha fazla eder. Allah'ım ya, ekibe bak. İşte ben bu yüzden kaybediyorum. İkisinin toplam zekası cep telefonunun hafızasından daha düşük. Kalbimi kırıyorsun ama Alev. Tamam. Matematik dehanızı başka yerde gösterirsiniz. Şimdi daha sonra alt etmek için hemen yeni bir acil durum planı yapmamız lazım. Buldum. Ben bizi neyin kurtaracağını biliyorum. Öyle mi Einstein? Neymiş? Bence bizim iyi bir besteye ihtiyacımız var. Şöyle şıkkıdı gibi ortalığı yıkan bir şarkı bulsak, diye Daltonlar, kırk aramiler gelse bileğimizi bükemez. Şıkkıdı mı? Evet. Aman da hadi kalk kaynaşalım kız. Şıkkıdı oynaşalım kız. Uf, gerizekalı. O şarkının adı şıkkıdı mı? Ne? Çankırı. Tamam. Çok iyi bir insan sayılmam. Tamam, Daltonları alt etmek için her şeyi yaparım. Ama sizi tamam. Hak edecek kadar kötü ne yapmış olabilirim ki? Tamam, sakin ol. Al. Aslında şarkı bulma fikri hiç de fena değil. Herhalde. O zaman bu konuyu hemen halledelim. Gel. Merhaba hocam. Rahatsız etmiyoruz ya. Kızlar, girsenize içeri. Ne o suçlu gibi kapıda duruyorsunuz? Bak, adamı malum oldu, görüyor musun? Bu ziyaretinizi neye borçluyum? Hocam, bizim sizinle konuşmak istediğimiz bir konu vardı. Hı. Aslında iki. Öyle mi? O zaman kötü olandan başlayayım. Nasıl? Canım, hep öyle derler ya, bir iyi bir kötü haber diye. Önce kötü olanı söyleyeyim. Aslında bu durumda karar vermek biraz zor. Tamam o zaman, ben başlıyorum. Hocam, birisi benim dolabımı karıştırmış. Ne? Bir şey çalmış mı peki? Garip olan da bu zaten. Hiçbir şey çalmamış, kilidi bozup açmış, eşyaları karıştırmış. Çok tuhaf. Bunca yıldır bu akademide ilk defa böyle bir şey oluyor. Ama ben gerekeni yapacağım. FBI ajanı ya, ne yapacaksa. Peki iyi haber ne? Korkun etiyle faydası yok. Hangimiz söylüyoruz? Ben. Hocam. Hani şu Murat Boz konserinde kızlar vardı ya. İşte onlar bizdik. İnternete mucize diyorlardı. Bakalım bize şarkı bulabilecek misin internet efendi? Böyle yazarsan hiçbir şey çıkmaz. Ben sana söyleyeyim Alev. Öyle mi Esra'cığım? Ne yazmam lazım peki? Ortalığı yıkan süper enerjik şarkılar mesela. Esra'cığım, bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun Alev? İyi ki varsınız. Sizin sayenizde sabretmeyi öğrendim. Beste Bankası. Kredi kartı numarası mı? Canım, beni her sorunumdan kurtaran yegane dostum benim. Seni ne kadar çok sevdiğimi hiç söylemiş miydim?
Alev, bu sayfa açılmıyor. Farkındayım Esra. Çalışsana be. Alev, galiba... Galiba ne? Dolandırıldın. Dolandırıldın mı? Allah kahretsin. Başından beri bilmediğimi mi sanıyordun? Ne? Nasıl yani hocam? Biliyor muydunuz? En başarılı öğrencilerim gözümün önünde dans edecek ve ben onları tanımayacağım, öyle mi? Elbette ki biliyordum. E peki niye hiçbir şey söylemediniz hocam? Araba borcunu ödemek için yaptığınızı biliyordum. Bu yüzden de sesimi çıkarmadım. Hem zaten sonunda gelip itiraf edeceğinizi de biliyordum. Peki şimdi ne olacak hocam? Suçunuz sabit. Okulun kuralları da belli. Üzgünüm kızlar. Sizi bir hafta okuldan uzaklaştırmak zorundayım. Ama hocam... Üzgünüm Eren. Kural kuraldır. Yarından itibaren bir hafta okuldan uzaklaştırıldınız. Da kızlar. Sahnede çok iyiydiniz. Gerçekten beğendiniz mi hocam? Çok beğendim. Maske fikri feci olsa bile gerçekten çok beğendim. Delirdim abicim ya, ne yapıyorsun ya? Seninle anladığın dilden konuşayım dedim de... Senin sesine ne oldu abicim? O günler geride kaldı Barış. Meğer hepsi korna yüzündenmiş. Korna mı? Korna tabii. Ben bunu niye düşünemedim ki bunca zaman? Tabii ya, her şey şimdi çok netleşti. O netleşen nedir abi? Artık kendimi bambaşka biri gibi hissediyorum. Zihnim tamamen açıldı. Oğlum, tamamen açılmış hali buysa... Kapanmış halini görmek istemiyorum. Neyse. Sen daha fazla uçmadan... ...ben sorumu sorup gideyim. Erenler geldi mi abi bugün? Biraz önce beraberdik. Gelmiş olmadı. Gerçi ben Yasemin'le beraberdim. Yasemin'le beraberdim. Allah mı söyletti? Yasemin'in yanında Eren'le olduğuna göre... ...demek ki... ...bir şekilde Eren'le de birlikte olmuş olabilirim. Ama... Yanlış anlama. Kesinlikle o manada değil. E tabi. Mantıken. Neyse. Sağ ol Korkut. Sana iyi uçuşlar. Aman kaskını takmayı ihmal etme. Görüşürüz. Abicim geldiler dedim ya be. Abi mi? Erkek gibi mi görünüyorum orada? Pardon ben Barış sanmıştım. Belli. Biraz oturabilir miyim? Eyvah yine başlıyoruz. Başından beri biliyormuş Erol Hoca'ya rezil olduk. Üstüne beklenen cezayı da aldık. Oh! Hiç mızmızlanmak için Erol Hoca haklı, okulun kuralları var. Ama benim uzaklaştırma almak çok ağrıma gitti ya. Ya Alev bunu duyunca keyiften nasıl dört köşe olacak? Merhaba kızlar. Hazırlıklar ne halinde? Bomba gibiyiz. Hatta yarışmayı da kesin biz kazanacağız. Çünkü en iyi biziz. Ne güzel. Demek sonunda kendinize güvenmeye başladınız. Ha. Birazdan dersinize gireceğim. Orada bütün yeteneklerinizi gösterirsiniz artık. Aman ne var ya? Başından beri içinde kalmıştı bunu yapmak. Nasıl olsa kartlar ortada açık artık. Kızlar, madem patladık, Alev'e de bir oyun oynayalım abi. Nasıl? Bir fikrim var. Cemre. Biraz konuşabilir miyiz? Siz gidin, geliyorum. Yarışmaya katılıyor musun?
Ben drama bölümündeyim. Niye katılayım ki? Olsun. Ne fark eder ki? Önemli olan sahne karizması. O da sende fazlasıyla var. Tamam. Bu meseleyi şimdi halledeceğiz. Bir şey soracağım ama çok dürüst olacaksın, tamam mı? Olur. Ama bak, çok çok dürüst olacaksın. Yalan söylemeye kalkışma sakın. Böyle bir gücün var, gözlerinden gerçeği okurum. Tamam. Ya sen ciddi misin? Ciddiyim tabii. Bence sen çok karizmatiksin. Ama bastırıyorsun. Sanki böyle içinden her an başka birisi çıkacakmış gibi bakıyorsun. Tıpkı Clark Kent gibi. Aslında bazen kendimi öyle hissetmiyorum desem yalan olur. Yani sanki içimde başka birisi daha var. Bazen bana oğlum Korkut diyor. Ay işte devamını getirmiyor. Getirse benimle dalga geçiyor terbiyesiz. Söylesene, bu karizmanın sırrı ne? Babama çektiğimi söylüyorlar. Babam dedim de aklıma babam geldi. Seni çok merak ettim. Dün nelerdeydin? Hiç. Yarışma için biraz hazırlık yapmamız lazımdı da. Öyle. Anladım. Sen benimle bir şey konuşacaktın. Cemre, sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Evet. Bu akşam için bir restoranda rezervasyon yaptırdınız. Ne alaka şimdi bu? Ya, birlikte bir şeyler yeriz diye düşündüm. Sen, ben. İşte ne bileyim, mum ışığı, keman. Peki bunu yapmadan önce bana sormak aklına geldi mi hiç? Nasıl yani? Sürpriz yapmadan önce sana mı sorsaydın? Ben sana hislerini ispatla diyorum. Sen bana ucuz ucuz çapkınlık numaraları yapıyorsun. Üstelik fikrimi bile sormadan gidip yer ayırtıyorsun. Ama benimle dışarı çıkmazsan sana hislerimi nasıl ispatlayacağım ki? Aşkım. Eğer gerçekten bir şey hissediyor olsaydım bu soruyu sormana gerek kalmazdı Bay Casanova. Nasıl gidiyor Dalton abi? İyi gidiyordu. Alev, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bırak yakamı artık. Bak Emre'cim, bunu sana açıklamıştım. Ama anlamak istemiyorsun sanırım. Ben seni terk etmeden bu ilişki bitemez. Seni bu Dalton kırması için asla bitemez. Alev, saçmaladığın farkında mısın? Seninkinin yanında bu hiçbir şey. Bu arada merak etme. Ben seni terk edince belki yine popüler biri olabilirsin. Bay bay aşkım. Uğraşsam oturup atom fiziğini bile anlarım ama kızların ne istediğini anlamayacağım galiba. Evet arkadaşlar, önümüzdeki haftadan itibaren gerçek rekabetle tanışacaksınız. Ve bu kariyeriniz boyunca artarak devam edecek. Kazanmak her zaman güzel, evet. Ama kazanmaktan daha değerli bir şey varsa o da işini hakkıyla yapmak ve çok emek harcamaktır. Sizden ricam bunu hayatınız boyunca aklınızdan çıkartmayın. Çünkü sizin asıl amacınız işinizi elinizden gelen en iyi şekilde yapmak olmalı. Ne olursa olsun kazanmak değil. Merhaba hocam. Girebilirim değil mi? Sormanıza bile gerek yok. Bu da okul demirbaşı oldu iyice. Ya ben neyse söylemeyeyim. Yarışmadan önce bazı arkadaşlarımızın yeteneklerini görmeme izin verir misiniz hocam? Tabii. Nasıl olsa Erol Hoca'dan torpillisiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Kim sahneye gelmek ister? Ben halledeceğim, bir şey buldum. Biz. Aa. Madem, buyurun. Hadi. Hı? Buyurun. Korhan'cığım rica etsem bize bir çakkadı çalar mısın? Ne? Lütfen. Gel Korhan. Re. Thank you.
hemen girisim var. Yeniden başlamak hevesim var. Ne varsa attığım içime cart diye diyesim var. Katlanıyoruz herkes gibi malum. E açıklarımız kaçıklarımız var. Ama hem kel hem podu takımını hat diye yiyesim var. Çat diye çatlamak üzereyim. Neresinden tutup da düzeleyim. Ortağı olmuşum düzeneyin. Kendimi boğasım var. Çat diye çatlamak üzereyim. Neresinden tutup da düzeleyim. Ortağı olmuşum düzeneyin. Herkesi oyasım var. Aman be hadi kalk kaynaşalım kız. Çat kıdı çat kıdı oynaşalım kız. Azıcık alttan azıcık üstten. Hop bidi hop bidi hoplatalım kız. Aman be hadi kalk kaynaşalım kız. Çat kıdı çat kıdı oynaşalım kız. Azıcık alttan azıcık üstten. Hop bidi hop bidi hoplatalım kız. Hiç umut yok mu? Her şey boş mu? Biz yarışmadan çekilelim, kazanamayız asla. Aman be hadi kalk kaynaşalım kız. Çakkıdı çakkıdı oynaşalım kız. Azıcık alttan azıcık üstten. Hop bidi hop bidi hoplatalım kız. Aman be hadi kalk kaynaşalım kız. Çakkıdı çakkıdı oynaşalım kız. Azıcık alttan azıcık üstten. Hop bidi hop bidi hoplatalım kız. İşte bu baba. Oğlum sen bana inat olsun diye mi böyle yapıyorsun? Beni diriltmeye mi çalışıyorsun? Yüreğimi mi indireceksin anlamıyorum ki. Ne yaptım şimdi baba ya? Daha ne yapacaksın? Ben bunca sene sana ne anlattıysam gidip hepsinin tersini yapıyorsun. Ben sana kızlar için harca diye dünyanın parasını veriyorum. Sen gidip kızlardan bilmem kaç milyarlık çek alıyorsun. Öyle deme baba. Neler oldu bilmiyorsun. Neler olmuş? Yaklaş. Kızlar beni karşılarına aldılar ve... Çekiverdiler. Kabahat bende. Belki bu sefer düzgün bir şey söylersin diye bekliyorum ama nerede? Benim niye diğerleri gibi normal bir çocuğum yok bilmiyorum ki. Ben nerede hata yaptım anlamıyorum. Korna mı? Korna mı? Evet. Ama o günler geçti. Benim artık özgür bir kişiliğim Oğlum, var. Oğlum bak beni delirtme. Evladım gözünü seveyim söyle. Bu kızlar bizim gibi değil. Çok paraları yok dememiş miydin? Bilmem kaç milyarlık çeki nereden bulmuşlar? Çeki mi? Atilla'dan almışlar. Hangi Atilla? Bizim Atilla. Vahit amcanın da mı? Atilla Koç mu? Ben içecek bir şeyler alayım. Bence Alev bunu ömrü boyunca unutamayacak. Bir tane buzlu çay alabilir miyim? Evet. Eren, nerelerdesin? Ben de bütün gün seni aradım. Keşke okula da baksaydın Barış. O zaman belki bulurdun. Nasıl yani? Buradayım diyorum. Nerede olabilirim ki? Onu bilmem de bu akşam nerede olmak isteyeceğini çok iyi biliyorum. Bu da ne demek? Bu şu demek. Peyzaj restoranda iki kişilik yer ayırttım. Belki benimle gelmek istersin diye. Peyzaj restoran mı? Evet. Sana sormadan yer ayırttım. Kusura bakma. Ama sabahtan beri seni bulamadım. Ve bütün masalarda olmadan rezervasyon yaptım dedim. Ama Peyzaj Restoran İstanbul'un en iyi sağlıklı deniz ürünleri restoranı. Ne güzel. Sevineceğini biliyordum. Bu evet demek oluyor değil mi? Yani o kadar zahmet etmişsin geri çevirirsem ayıp olur. Harika. Akşam görüşürüz o zaman. Görüşürüz.
Ne konuşuyordunuz öyle fısır fısır? Hiç öyle havadan sudan. Ha, tabii. Sevgilim, ay, ben geldim. Sen mi geldin İlya'dan? Hiç duymadım, dalmışım. Belli, ne okuyor sevgilim? Resim coşkusu. İlya'dan, bak ne diyeceğim. Heh, söyleyeceğim. Yarın çıksak da şöyle birkaç kutu yağlı boya neyin alsak, olur mu? Niye ki? Daha geçen sene bir kat badana attıydık buraya ya. Ya ne kadar cahilsin. Duvar için değil İlya'dan, resim için. Resim mi? Resim ya. Bak ne güzel resimler var burada. Vallahi canım çekti. Biz de bir iki tablo neyin yapıverelim. Hı? Yapalım canım. Sen iste, ben senin için mutluluğun resmini bile yaparım. Gülüm. Ey. Bak sen öpünce bir ilham geldi. Bir şairin bir şiiri var. Sen hiç mutluluğun resmini yapabilir misin oğlum Abidin diye. Tabi Fikret. Orhan Veli. Cemal Süreyya. Özlem Rasa. Aa, beş ediciler. Borcumuzu ödedik. İtirafımızı da yaptık. Uzaklaştırmamızı da aldık. Artık düşünmemiz gereken tek bir şey kaldı. O da yarışmayı kazanmak. Mert sözleri yazarken bizim de bir yerlerden koreografi bulmamız lazım. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar, neden biz her şeyi başkalarından bekliyoruz ki? Nasıl? Neden Mert'in söz yazmasını bekliyoruz? Ya da neden başkasından koreografi bulmaya çalışıyoruz ki? Ya bunca yıl bu akademide boş boşuna mı okuduk biz? Eren haklı. Yani kendimize güzel bir koreografi yaparız. Bir güzel şarkı sözü de yazarız. Evet. Oldu olacak, kendi yarışmamızı da düzenleyelim. Hem kaybetme ihtimalimiz de sıfır. Dalga geçme Cemre. Bence de Eren haklı. Ya iyi de daha önce bunların hangisini yaptık? Olsun, bir yerden başlamak gerekiyor. Banu Hoca'yı duydunuz. En önemli şey elimizden gelenin en iyisini yapmak. Ve bence biz bu işin üstesinden geliriz. Hı hı. O zaman söyleyecek tek bir şey kalıyor. Hepimiz birimiz. Birimiz Emre'ye aşık. Sen şimdi yiyeceksin bunu kafana. Göreceksin aşığı. Aşıksın. Aşıksın. Hoş geldiniz Kudret Bey. Oo, Kudret amca, sen buraya uğrar mıydın? Özlettin kendini. Bana diyorsun da sen sanki çok arıyorsun. Yaramaz Atilla, unuttun galiba bizi. Olur mu hiç amcacığım? Gel içeri geçelim. Ben sana sade bir kahve ısmarlayayım. Hemen efendim. Böyle buyur amca. Haberlerini alıyorum. Pek meşgulmüşsün. Kızlar filan. Ne kızı? Bizim oğlanın okuldan arkadaşları. Epey yüklüce bir çek vermişsin kızlara da, onu diyorum. Aa, şu kızlar. Babaannem gene kaybolmuştu. Sağ olsunlar o kızlar bulup ilgilenmişler. Böyle çok pahalıya gelmiyor mu? Bence en iyisi bir bakıcı tut, daha hesaplı olur. Tüccar adamsın, ben mi öğreteceğim? Aman Kudret amca, babaannemi biliyorsun. Bilmez miyim? Bizim Korkut'un tam tersi. Korkut'u evden çıkaramazsın, Sakine Hanım'ı da evde tutamazsın. Al bakalım çekini. Senin paran burada geçmez. Bu çekin sende ne işi var amca? Kızların borcu varmış, ben de ödesinler diye. Merak etme sen. Borç banaydı. Bizim eşek sıpası yüzünden. Ben bu hesabı kapattım. Ama Kudret amca, hiç olur mu? Olur olur. Ha, kahvelerimiz de geldi. Of, olmuyor. Böyle zorlayınca insanın aklına bir şey gelmiyor ki. Sen bir şeyler buldun galiba. Ne yazıyorsun oraya? Ben mi hiç? Ver bakayım şunu bana. Antibakteriyel sabun, çamaşır suyu, kükürtlü sabun, bulaşık deterjanı. Yani gerçekten çok parlak tonda yazmışsın. İğrençsin. Aşk olsun Cemre. Biz burada hırıl hırıl şarkı yazmaya çalışırken sen alışveriş listesi mi hazırlıyorsun ya? Ya canım, aklıma geldi unutmayayım diye karalayıverdim. Ne var bunda? Ya arkadaşlar, Eren nerede? Üstümü değiştireceğim dedi. Bir saattir banyoda.
Şuna bak. Ne olmuş buna? Ay. Bizimki işi iyice abarttı. Eskiden sadece uzayda hayat olduğuna inanıyordu. Şimdi gece hayatı da olduğuna inanıyor. Kızlar, benim acilen çıkmam gerekiyor. Hayırdır Eren? Nereye? Teyzem aradı da. Enişten bu gece çalışacakmış. Onlarda kalacağım ben. Yani teyzene gidiyorsun. Evet. Bu kıyafetle. Evet. Ya şey, teyzem biliyorsunuz kıyafete çok önem verir. Hmm. Neyse lafı tutmayın beni. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Yemedim de. Yemedik abi bunlar. Kızlar. Evet abi. Böyle ara ara geliyorlar. Sana bayağı bir gelmişler. Orası belli. Abi bak işte. Gizli bir karizman varmış. Öyle diyorlar. Bayağı gizli oldu kesin. Biz bunca zamandır bu karizmayı göremedik. İyi akşamlar Mert. İyi akşamlar İlyas Efendi. Hayırdır? Ya Mert'ciğim, varsa biraz tiner alacaktım ya. Tiner mi? He. Yağlı boya aldım da tiner almayı unutuvermişiz ya. Hayırdır İlyas Efendi? Apartmana bahar temizliği mi yapılacak? Yok canım. Hacerimle resim yapacağız da. Resim mi? He ya. Şöyle birkaç natürmort tablo neydi verelim dedik. Gerçi Hacer'im daha çok ekspresyonist çizimlerden hoşlanıyor ama kısmet artık. Kusura bakmayın. Bizde de hiç diner kalmamış. Hep olur gerçi ama kısmet artık. Hayırdır Hacer abla? Rahatsız ediyorum ama bir parça tiner var mıydı? Tiner mi? Resim çalışmalarım için gerekiyor da. İlyas adamın portresini yapacağım. İlyas amcanın mı? Evet, İlyas adamın. Ekspresyonist çalışıyor. Aslında bütün akımları inceledim ben. Ama beni en derinden etkileyen ekspresyonistler oldu. Anlıyoruz. Bak pek anlıyor gibi değilsiniz ama neyse. Fırçaların temizliği için tiner almayı unutmuşum da. Hani sizde varsa bir fincan işimi görür benim. Aa, bu benim tinerim ya. Evet, senin o manasız temizlik setinden aldım. Artık kullanalım da kurtulalım bunlardan. İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelirmiş. Demek ki iyi bir ressam olacağım. Ben gideyim de çalışayım. O zaten çok kokuyordu. Ben daha iyisini buldum. Ay, ruh hastası. Önden deniz kestiğiniz çorbası söylediğimiz iyi oldu. Hem çok hafif hem de çok lezzetli. Ya ne kadar lezzetli. Bak ne diyeceğim. Ana yemek olarak da yosun bulamanın. Değil mi? Bence süper olur. Laptop için düştüğümüz duruma bak. Efendim? Laptop mı? Laptop mı? Ne laptopu canım? Laker dedim. O kadar lezzetli ki içine düştüm resmen. Ana yemeğe karar verdiniz mi Emre Bey? Yosun buğulama alacağız. Tabii. Garson sana Emre mi dedi? Bilmem. Öyle mi dedi? Karıştırmıştır. Ha Emre, ha ben. Bir iki kere onu da getirmiştim buraya. Ama tabii Emre ne anlar böyle sağlıklı beslenmeden? İlginç. Bak ne diyeceğim Eren. Bu an benim için gerçekten çok özel. Ne yalan söyleyeyim, benim için de. Peyzaj restoranda ilk yemeğim. Ya, değil mi? Bence bu yemeği ölümsüzleştirmeliyiz. Nasıl olacak o? Pardon, bir fotoğrafımızı çeker misiniz? Tabii. Teşekkür ederim Barış. Çok keyifli bir geceydi. Ne demek Eren'cim? Esas keyif yarın sabah olacak. Efendim? Esas keyif benim içindi. Ben teşekkür ederim.
Arkadaşlar, Erol Hoca bize uzaklaştırma verirken amacı şuydu. Okuldan uzakta olmamız. Niye gidiyoruz ki bugün okula ya? Vallahi hiç şikayet etme Eren. Halletmemiz gereken milyonlarca iş var. Hayır, benim anlamadığım neden bu kadar erken gidiyoruz? Bari biraz daha uysaydık ya. E tabi sen uykunu alamamışsın da şimdi. Hani geç saate kadar teyzenle muhabbet ettin ya. Sahi hani sen teyzende kalacaktın? Niye eve döndün gecenin bir yarısı? Canım, eniştemin işi erken bitmiş. Ben de sizi çok özledim. Döneyim dedim. Bizi özledin. Evet. Ne var bunda? Bravo Eren. Gerçekten çok inandırıcıydı. Şuram cız etti. Ben bakarım. Günaydın Mert. Günaydın Gülçin. Ne o? Rüyanda bizi mi gördün? Kızlar kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ediyorum ama sizden bir şey isteyecektim. Tabii. Zeynep'i okula bırakabilir misiniz? Servisi kaçırdı da. Benim de acil Erol Hoca'nın dersine yetişmem gerekiyor. Dayıcım niye kabul etmiyorsun? Ben kendim giderim. Nüfus kağıdına fotoğraf yapıştıracak yaşa gelinceye kadar kendi başına hiçbir yere gidemezsin organik şeker. Of! Tamam, merak etme sen. Biz Zeynep'i bırakırız. Sen yeter ki dersine yetiş. Sağ olun kızlar. Görüşürüz. Ne haber abi? İşimi bitkisi alıyorum ya? Ben bunu. Sahneyi mi ezberliyordun? Abi git kendine bilgisayar al. Ne diye benim laptopumdan ezberliyorsun? Ne demek istiyorsun sen? Abi şunu söylemek istiyorum ki... iddia biter. Ben kazandım. Biz Eren'le yemeğe çıktık. Şaka yapıyorsun. Niye şaka yapayım abicim? Kendi gözlerinle gör. Bu sayılmaz. Hiç mızıkçılık yapma. Senle iddiaya girmedik mi oğlum? İlk çıkan kazanacaktı. Ben de kazandım. Laptopun o kadar değerliyse Cemre'yi tavlasaydı şimdiye kadar. Abi bu niye tek işlemcili? Çift işlemciliği şimdi alacağım. Al. Bu da müesseseden. Sağ ol. Al da bu saçma iddia kapansın. Gel. Merhaba hocam. Merhaba Ali'cim. Bir sorun mu var? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Dinliyorum. Konuşu yarışma hocam. Yarışma için iyi bir beste arıyorum. Ama hala bulamadım. Hatta bunun için dolandırıldım bile. Dolandırıldın mı? İnternette beste arıyordum. Kredi kartıyla satan bir site buldum. Meğer dolandırıcıymış. Ah Alevciğim. Benim sap kızım. İnternetten beste mi alınır? Ayrıca kredi kartı numaranı öyle bilmediğin sitelere vermemelisin. Artık anlamış oldum. Hocam bana beste konusunda yardım edebilir misiniz? Maalesef edemem Alevciğim. Çünkü jürideyim. Ama istersen sana birini tavsiye edebilirim. Öyle mi? Kimi? Bu Korhan'la bir konuşsana. Besteleri hiç fena değil. Korhan? Hı hı. Teşekkürler hocam. Aslında Korhan fena fikir değil. Hiç yoktan iyidir. Aman Esra, ne bağırıp duruyorsun? Sana bir haberim var. Duyunca sevinçten düşüp bayılacaksın. Daltonlar yarışmadan mı çekilmiş? Hayır. O zaman beni meşgul etme, düşünüyorum. Tabii anlıyorum. Sen bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun. Ama insan düşünürken biraz yalnız kalmak istiyor. Ama çok önemli. Nedir Esra? Hemen ne söyleyeceksen söyle. Dünya kadar işim var zaten. Tamam sıkı dur. Emre ve Barış, Cemre ve Eren'i tavlayabilmek için iddiaya girmişler. Ne? Hı. Selam, ne haber? Bana bir portakal suyu verir misin? Ben bir buzlu çay alayım. Tabii, hemen. Gülçin, ne haber? Burnum hala arada bir sızlıyor ama onun dışında iyiyim. Hiç unutmayacaksın değil mi? Hem de hiç. Ben de bundan korkuyordum zaten. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Fena değil, senin? Yorucu, çok çalışıyorum. Bu yarışma benim için çok önemli biliyorsun. Anlıyorum. Bak ne diyeceğim.
Bu akşam işin var mı? Bir yerlere gideriz. Beraber bir şeyler yaparız. Hani eski günlerdeki gibi. Eski günler mi? Bence abartma Korhan. Alt tarafı bir gece konsere gitmiştik. Milattan önce. Ama ne konserdi değil mi? Bu gece boş musun? Biliyor musun bu sıralar çok yoğunum. İnan hiç vaktim yok. Tamam, yarın çıkalım o zaman. Yarın daha da yoğun olacağım. Hatta önümüzdeki birkaç yıl boyunca hiç vaktim olacağını sanmıyorum. Bilmem anlatabildim mi? Evet, anlıyorum. Neyse, sonra görüşürüz, tamam mı? Tamam. Mert, merhaba. Zeynep'i okula bıraktık, haberin olsun. Bakıyorum da eski günlerdeki gibi çok samimisiniz. Ne? Sen ne demek istiyorsun Mert? Bir şey demek istemiyorum. Şu Korhan denilen çocuğu hiç sevmiyorum. Ve ikinizi bir arada görmek hoşuma gitmiyor. Nedenmiş o? Çünkü sen benim... arkadaşımsın. Korhan da benim arkadaşım. Hiç de arkadaş gözükmüyordunuz. Mert, sen ne demeye çalışıyorsun? Hem bundan sana ne? Ne? Bana ne mi? Bak, Korhan'la aramızda artık hiçbir şey yok. Hem olsa bile sen bana hesap soramazsın. Öyle mi? Son sözün bu mu? Evet, bu. Ayrıca ikinize mutluluklar dilerim Güçlü Hanım. Asıl ben sana mutluluklar dilerim. Abicim amma konuştun ya. Ben kazandım diyorum sana. Daha ne uğraşıyorsun? Önce Cemre'yle konuşmam lazım. Abi git kiminle konuşuyorsan konuş. Çünkü kaybettin. İddia bitmiştir. O kadar kolay değil. Merhaba kızlar. Merhaba kızlar. Merhaba. Ne haber Cemre? İşte. Merhaba Eren. Çok güzel bir suyunları restoranı daha keşfettim. Bu akşam oraya gidelim mi? Dün akşam çok güzeldi. Restoran mı? Şu teyze hikayesini izlemiş şimdi çözüldü. Yok canım ne alakası var ya? Hadi yeme bize. Hadi sen yavuk. Bırak canım. Bak sen çifte kumrular da buradaymış. Hatta çifte çifte kumrular da diyebiliriz. Ne istiyorsun Alev? Merak etme Emre'cim sana bir şey demeyeceğim. Ben Barış'ı tebrik etmeye geldim. Duyduğuma göre Eren'i tavlayıp iddiayı kazanmış. Biraz beni dinler misin? Cemre! Ne olur bekle konuşalım. Konuşma! Bak benim bunlarla hiç ilgim yok. Hepsi Emre'nin suçu. Sana inanmıyorum ya. Oğlum sen ne pis adammışsın ya. Hala bana diyorsun suçu. Yalan mı abi? Sen ayartmadın mı beni? Ben mi? Ben mi dedim iddia edelim diye? Oğlum kızlar gidiyor. Cemre! Güleceğim yoktu. Nasıl da şaşa kaldı zavallıcıklar. İçimin bütün yağları eridi valla. İyiydi Alev. Nasıl söyleyeyim? Sen zaten... sıfır bedensin. Arzucuğum, bugün istediğin kadar saçmalayabilirsin. Hiç kızmayacağım. Çok mutluyum çünkü. Aferin Esra. Çok iyi iş başardın. Biliyorum. Yani padişah falan olsaydım şimdi seni 10 kese altınla ödüllendirmiştim. Alev. Alev, padişahlar erkek olmaz mıydı? Sen kızsın. Sen de istediğin kadar saçmalayabilirsin Esra'cığım. Bugün bayram, atış serbest.
Bu iş burada biter. Zaten onlar bu şokun etkisini kolay kolay atlatamaz. Bahadır, uygun musun? Ne demek Banu, gelsene. Haberi duydun mu? Hangi haberi? Bizim kızlar Erol Hoca'ya Murat Boz konserine çıktıklarını itiraf etmişler. Öyle mi? Hiç haberim yoktu. Ben de sonradan öğrendim. Bu sefer bana bile danışmadılar. Herhalde Erol Hoca ceza vermemiş. Az önce Yasemin'le karşılaştım. Uzaklaştırma vermiş aslında da. Bizim kızları bilirsin. Okuldan ayrı kalamazlar. Doğru. Bahadır. Kızlar gidip suçlarını itiraf ettiklerine göre bizim de onlara yardımcı olduğumuzu açıklamamız gerekir. Ama Erol Hoca bunu öğrenirse bizi de cezalandırır. Yapacak bir şey yok. Söylemek zorundayız. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Bizle resmen dalga geçtiler. İddiaymış. Hata bende. Emre niye karşımalık konuştum ki? Onun sözüne güvenilir miyiz? Kalkmış Korhan'la aranızda ne var diye bir de hesap soruyor. Sanki beyefendiye aşktan bahsedebiliyoruz da. Aylardır iki adım ilerleyemiş. Varsa yoksa şarkıları. Barış işte ne olacak ki? Kendine hayran, bencil. O adam kimseyi sevemez ki. Böyle bir şey çıkacağı belliydi zaten. Belli miydi? Tangoları yaparken, yemeklere çıkarken hiç böyle değildi ama. Sen karışma Yasemin. Senin derdin yok tabii. Senin gümbür gümbür korkutun var. Birincisi, o benim korkutum değil. İkincisi, o artık gümbür gümbür değil. Üçüncüsü de hiç boşuna sızlanmayı çünkü hak ettiniz. Dördüncüsü de tamam yeter. Ya biz bu kadar kalpsiz olduklarını nereden bilelim? Çok doğru söyledin Cemil. Şu an Barış'ın karşısına geçip kalpsizsin diye bağırmak istiyorum. Ver bakayım şunu bana. Ne yapıyorsun Yasemin ya? Yasemin ne yazıyorsun sen? Şarkımızı kendimiz yazalım demedik mi? Evet. Tamam ben de öyle yapıyorum işte. Bu yaptığınıza inanamıyorum. Ben size ne diyeyim ki? Ne deseniz haklısınız. Ama anlattığımız gibi yani kızlar o kadar zor bir durumdalardı. Biliyorum, biliyorum. Aslında ben sizin yardımcı olduğunuzu da tahmin etmiştim. O kadar belli ettik mi? Bahadır Hoca, ben sizin koreografinizi nerede olsa tanırım. Tabii, tarzım kendini belli eder. Ayrıca Banu Hocam, sizin kızlara verdiğiniz şarkı söyleme tekniğini de anlamadım sanmayın. Yok canım, o kızların kendi becerisi. Ne de olsa sizin öğrencileriniz. Şimdi... Kızlar suçlarını itiraf ettiler, cezalarını aldılar. Size gelince. Evet hocam. İyi bir öğretmenin yapması gereken şeyi yaptınız. Öğrencilerinizin zor durumunda onlara yardımcı oldunuz. Yani bize kızmadınız mı? Kurallara karşı gelmelerine müsaade ettiğiniz ve bunu benden sakladığınız için kızdım. Ama iyi niyetli olduğunuza şüphem yok. Hem sizin gibi değerli öğretmenleri ben nereden bulacağım? Bizi utandırıyorsunuz hocam. Biraz utanmayı hak ettiniz doğrusu. Okusana. Senin iyi bir kalbin olduğuna inandım, bekledim sabırla. Ama kabul, yanıldım, sen yalandın. Ver bakayım. Ne kadar uğraştıysam olmadı. Aşk sana bir türlü yakışmadı. Ver bana. Kimsin? Kimsin? Kaçsızsın. Wow, sözüne hiç güvenilmez. Sana aşktan bahsedilmez. Kalp. Sizsin. Kimseyi görmezsin. Yüzüne gülmezsin. Kendine hayransın. Bencilsin, sevemezsin. Aynalara bir bak. Senden güzel mi var? Sevmeyi bilmezsin.
susar dinlemezsin, kendine hayransın, bencilsin, sevemezsin. Ama kabul, yanıldım, sen yalandın. Ne kadar uğraştıysam olmadı. Aşk sana bir türlü yakışmadı. Kimsin, kimsin? Kalpsizsin, kalpsizsin. Sözüm kızlar. Güçin. Biraz konuşabilir miyiz? Buna gerek olduğunu sanmıyorum Mert. Güçin bak. Lütfen. Farkındayım. Çok kaba davrandım ama... Pardon. Efendim. Ne? Zeynep mi kayıp? Ne? 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 Gelmiş. Kimmiş, neyin, nesiymiş? Bir çatı altın.